Tombi Şanlıurfa'dan. Çağıralım mı? Odada küçük bir şey yapalım mı? Okul adına. Tek başına okuya doğru gitmiş. Köyde genç bir çobanla karşılaşmış. Çoban büyük bir saygıyla hükümdar, babam şu tepenin ardına su al. Hükümdar onu saraya getirmiş, güzel elbiseler giydirerek bundan sonra çobanı huzuruna çağırtıp ondan işin aslını öğrenmiş ve sonra da şöyle demiş. Bundan sermiş. Ne demek çocuklar alacak mümkün olmak? Ne demek? Sarayı hazine başladı. Evet. Neden çünkü? Zeki çocuğu ama ders çalışmıyor. O zaman devam etsin. Fakir ve özgür olmayı şişman doktor otomatik ifade sizi dinlemiyor. Evet, güzel. Peki devam edelim. Kim devam? Ben de diye alıyorsun. Ay, ikinci gözünü kaldırdı. Bu sesi tanıyordu. Ve bu zor olacak. Biz cümleyi oluşturalım. Cümleyi oluşturdun mu? Oku bana. Daha çok aferin, çok güzel oynadınız. Parantez içi nokta nokta. Cümlesinin sonuna harf. Hadi sen onu gördün o. Şimdi biraz daha böyle şey yapalım. Hisseleri tekrar edelim. Tamam mı? Bayım bir olan kesirlere ne diyorduk? Bilim kesirleri. Bir parçasını almış. Değil mi? 24 sayısının 1 bölüm 3'ü dediğim zaman şöyle deseydim. 2 bölüm 3 deseydim. 2 bölüm 3. O zaman kaç? Dünyanın pek çok yerinde, 24 ülkesinde yer aldı. Çok yerden telefon geldi bize. Amerika'da, Japonya'da, Fransa'da, Slovenya'da, İtalya'da, daha şu anda aklıma gelmeyen birçok ülkede Tombi'nin hikayesi yayınlandı yazılı ve görsel basında. Bu kitabı çocuklarla birlikte karar verdik. Zaten çocuklar, öğrencilerim çok seviyor kitap okumayı. Ve genellikle okuduğumuz kitaplar hem eğitici hem onları eğlendiren öğretici kitaplar. Öğretmenim neden böyle bir kitap yazmayalım, neden böyle bir kitap olmasın dediler. Ve onların yaş grubuna uygun 8-9 yaş arası çocukların zevkle okuyabileceği, aynı zamanda eğitici bir serüvene başladık Tombi ile. Tombi'nin okul bahçesinde başlayan macerası, bütün dünyaya yansıyan macerası bu serüvenle de devam ediyor. Tombi ilk macerasında Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'yı geziyor çocuklarla birlikte, sınıf arkadaşlarıyla birlikte. Şanlıurfa'yı tanıtıyor çocuklara. Tamamen sokak hayvanları için bağışlanacak. Bir fon oluşturacağız. Sokak hayvanlarının hem tedavisinde hem de onların gıda masraflarına karşılanacak. Tamamen sokak hayvanları için. Tombi'yle ilişkim çok iyi. Tombi çok uysal bir kedi. Bu hep her gün şeye görüp kedi görüyorum ama böyle uysal bir kedi ilk defa hayatımda görüyorum. Kitap fikrinde serüvenle devam edecek. Bizim anılarımız olacak içinde. Büyüdüğümüzde hep okuyacağız o kitapları. alaturkaonline.com The first Turkish newspaper in the U.S.